Peki hocam, şah damar tıkanıklıkları ile ilgili neler söylersiniz? Şah damar tıkanıklıkları bizim karotis dediğimiz beynin beslenmesini sağlayan damarlar. Az önce bahsettiğimiz kalp damar tıkanıklıkları neyse şah damar tıkanıklıkları da aynı risk faktörlerinden doğuyor. Yani şeker hastası olan, efendim sigara içen, yüksek tansiyon hastası kişilerin nasıl ki kalp damarı tıkanıyor, şah damar tıkanıklıkları da olur. Yine bacak damarları da tıkanabilir. Sigara içen bir hasta için daha yüksek olasılıklıdır. Böbrek damarı tıkanabilir, böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bacak damarlarında gangrene, yürürken olan ağrıya, yine hareket kapasitesini kısıtlayıcı bir duruma yol açabilir. Şah damar tıkanıklıkları ne yapar? Genellikle felç yapar. Buradan damarın tıkanıklık bölgesinden kalkan bir debris dediğimiz damara ait bir parça kopan gidip beyine küçük bir bölgeyi tıkadığı zaman ilgili bölgeden hangi fonksiyon varsa beyinde o bölgenin fonksiyonları aksar. Konuşma bölgesine giderse hastanın konuşması bozulur. Ekstremiteler dediğimiz elleri ayakları hareket ettiren bölge ise şayet orada felç oluşur. Ne yazık ki bu da kalp krizi gibi istemediğimiz sonuçlara yol açan bir kötü tablo. Şimdi şah damar tıkanıklıklarında elbette benzer tetkikler ve benzer risk faktörleri var dedik. Çoğunlukla bir ultrasonla bu hastalarımız damardaki darlıktan şüphelenme aşaması gerçekleşmiş oluyor.